DBG açısının ölçüsü x kaç derecedir? Burası alfa verilmiş. Burası 4 alfa. Paralel bir doğru parçası çizelim. A diyelim. A. Burası A. 110 derece. 70 eksi A. Görüldüğü üzere 70. 70, 140, 40. 5 alfa artı 40 eşittir. 180. 5 alfa 140. Alfa 28 derece. Bizden istenen x alfa artı 40'a eşit. 28 artı 40 x 68 derece. Doğru cevap D seçeneği. AHC açısının ölçüsü x kaç derecedir? Paralel bir doğru çizelim. 160, 20 derece. A diyelim paralel olduğu için 160 eksi A olur. BB diyelim. üçünün toplamı 360. A artı 160 eksi A artı 90 artı 2B 360 2B eşittir 110 B eşittir 55 X eşittir 90 eksi 55 35 derece doğru cevap A seçeneği Yukarıdaki verilere göre BFG açısının ölçüsü X kaç derecedir? Paralel verilmiş yöndeş açıdan x olur. x eksi 70, x eksi 70. Bütünler açıdan 45, iç tersten 45, burası 2x eksi 140 olur. İç ters açıdan x eşittir 45 artı 2x eksi 140, burası 95 eksi 95 x eşittir 95. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki verilere göre AEC açısının ölçüsü x kaç derecedir? AA diyelim, BB diyelim. İç tersten B, iç tersten A, x eşittir A artı B olur. CC diyelim, DD. C ile D'nin toplamı görüldüğü üzere 140, 2 tanesi 280, 3'ünün toplamı, 4'ünün toplamı 540. 540 eksi 280, 260. İkisinin toplamı 360, 260, 100, 2 A artı B, 100 A artı B, 50. X eşittir 50. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki verilere göre B, açısının ölçüsü X kaç derecedir? K, A, açısının ölçüsü 3 A iken 5 A verilmiş. Görüldüğü üzere 70 derece, 20 derece. Paralel olduğu için iç tersten 20, 70, 70 derece. Burası verilmiş. 90 3A verilmiş. 90-3A, 90-3A. 90-3A artı 70 eşittir 5A. Burası 168A. A eşittir 20. 3A soruluyor. 60 derece doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki verilere göre HGK açısının ölçüsü x kaç derecedir? Yöndeş açıdan burası x olur. Paralel çizelim. 3x artı 10. Yöndeş açıdan AA diyelim. A artı 3x artı 10 eşittir x artı 90. A'yı bulalım. 80 eksi 2x. Burada görüldüğü üzere 3'ünün toplamı buraya eşit. 5x eksi 10 eşittir. 90 artı x artı 80 eksi 2x. 4x 6x burası 180 x eşittir 30. Doğru cevap C seçeneği. Desen üzerinde verilen açı ölçülerine göre x kaç derecedir? Şu şekilde paralel çizdiğimizde burası 90 derece, 60 derece, 30 derece olur. 90 derece. Şu şekilde paralel çizelim. 90 derece, 30 derece burası 110 derece olur. 90 derece burası 70 derece olur. Paralel çizelim. Burası 90, burası 20, 110 derece, burası 70 derece. 90 derece, 20 derece, 90 derece, x artı x eşittir. 90 artı 20'den 110 derece. Doğru cevap B seçeneği. İfadelerinden hangileri doğrudur? B ucu bir numaralı noktaya getirilirse açıları iç ters açı olur. Şu şekilde getirelim. Görüldüğü üzere paralel iç ters açı. Doğru. A ucu 2 noktasına getirilirse AB BC'ye dik olur. Şu şekilde getirelim. 5 birim 1 bir birim. Şu şekilde 5 birim 1 bir birim 2 üçgen eş üçgen 90 derece olur. Doğru. D ucu 4 numaralı noktaya getirilirse paralel olur. Getirelim. 1'e 3, 1'e 3 paralel olur. Doğru. B ucu 3 numaralı noktaya getirilirse BCD açısının ölçüsü 45 derece olur. Şu şekilde 3'e getirelim, birleştirelim. Görüldüğü üzere 3 birim, 3 birim, 45 derece ikiz kenar dik üçgen. Doğru. Doğru cevap E seçeneği. A ve B tümler iki açı olduğuna göre x kaç derecedir? Şu şekilde paralel çizelim. B iç tersten B. Burası 120 eksi B. Toplamı 180. 60 artı B olur. A iç tersten A. A artı B eşittir. 90 derece. X eşittir. A artı B artı 60. 90 artı 60. X eşittir 150 derece. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre X kaç derecedir? Gelen ışın alfa, giden ışın alfa olur. Burası 180 eksi alfa olur. 90 derece. iki iç açın toplamı bir dış açıya eşit. Alfa artı 24. iki iç açın toplamı bir dış açıya eşit. 180 eksi alfa. 90 artı alfa artı 24. Buradan 2 alfa 180 eksi 114 2 alfa 66 alfa 33 derece. 2 alfa 66 180 eksi 66 x eşittir 114 derece. Doğru cevap A seçeneği.